was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess. Dusk to dawn. If only she were not a deadly beast. A stinger. The traitor responsible for the curse. Thank you.
gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War. The time of the sword and axe. The time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. Selamlar arkadaşlar, ben Blubariton. Bugün birlikte gördüğünüz üzere The Witcher oyununun ilkiyle başlıyoruz arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Ben şöyle denemek için girdim. Bir mouse'la vardı sadece, onu denedim. Bir de klavye artı mouse vardı, bu şekilde denedim. Baktım bu daha güzel, daha rahat geldi bana. O yüzden bu şekilde gireceğiz. Bütün kayıtları sildim. Sıfırdan birlikte başlayacağız. Özellikle de bu oyunu oynamamı rica eden bir arkadaşım vardı. İsmi Murat. Kendisine teşekkür ediyorum buradan da. Başlayacağız. Birinciyi bitirmek nasip olursa belki ikinciyi de oynarız. Gelecekte belki 3 falan da olabilir belki. Kısmet diyelim bunlar. Birden başlıyoruz. Tabii ben de çok bilmediğim için bazı yerler bilenlere "Aa bak bu da kaçar mıydı, bu da böyle olur muydu" diyenler olabilir. Onlar da kusura bakmasın diyorum. İsterseniz hemen yeni oyun diyelim. Ama önce hemen ses ayarına bakayım. Sesimiz kontrol ayarlı mı diye bir kontrol edelim. Geçelim. Tamam, bunları hepsi ayarlıymış. Yani ben bu çünkü ayar yapmıştım. Kayıtları silince orada silindi mi diye bir kontrol edeyim dedim. Tamam, o zaman yeni oyun diyoruz. Şimdi burada bize diyor ki oyun modunu seç diyor. Şimdi Witcher, yani direkt büyücü olarak oyunun adı Türkçesi büyücü ve yeni maceralar var. Bu herhalde normal oynadıktan sonra seçilen bir kısım olsa gerek. Çünkü yeni maceralar diye belirtmişler. Biz normal gireceğiz. Bunu bitirince şu farklı mı diye bir bakarız. Farklıysa belki bunu da ayrıca çekeriz. Aynıysa zaten mesele yok. Başlayalım bakalım. Evet, zorluğu seç diyor. Kolay, normal, zor. Tabii ki biz yine her zaman gibi normal seçeceğiz. Çünkü kolay çok basit olur. Zor da bizi epey bir zorlayabilir, takılabiliriz fazlaca. O yüzden normalde gidelim ki tadını da alalım. İşte burada mouse ya da klavye artı mouse vardı. Denedim ikisini de. Klavye artı mouse daha rahat olduğunu gördüm. Başlayalım. Bu arada karakter gelişimleri için herhangi bir şeye bakmadım. Şöyle testlerimi yaparken mouse ya da klavye artı mouse, o zamanlar bir yeteneklere baktım. Kendi içgüdüme göre, isteğime göre yapmaya çalışacağım. Umarım güzel bir şeyler çıkarırız. Ve de oyunda öğrendiğimiz bilgilere göre ilerlemeye çalışacağız. Kayır Morhen'dayız. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu oyunun masaüstü oyununu daha önceden 2 bölüm olarak yayınlamıştık. Hatta ikinci bölümde arkadaşım Cem ile birlikte oynamıştık. Onda sağüstte bir kart açılacak, ona tıklayıp o masaüstü oyununu da izleyebilirsiniz. Yine bu The Witcher'ın masaüstü oyunuydu. Kuzey Krallığı'nda bir hemşire varmış yaraları iyileştiren herhalde. Bilmiyorum, o tarz bir şey de herhalde hızlı geçiyor. Yetişemiyorum. İngilizcem de çok iyi olmadığı için arkadaşlar her yeri doğru çeviremeyebilirim ya da eksik çevirebilirim. O yüzden genelde videolarda da hızlı akıyor, durduramıyorsunuz yazıları. Bu yüzden biraz akışına gidecek. Büyücüler için ne olacaktı gibi bir şey dedi. 1270 yılı büyük savaştan 5 yıl sonra. Mavi Dağlar, Kuzey Kadvin'de.
everything's all right. I've no idea where you've been. Ben neredeyim falan diye bir sordu. You're alive and among friends. Though you look like you just left your grave. Onlar da bir şeyler dedi ama hani böyle mezarını terk etmişsin gibi bir şeyler dedi. Bu kendi yapmıştı ya videoda. Belki onunla alakalı bir şeydir. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yakında konuşacağız. Şimdi Kair Morhen'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben deneme oyunlarımı yaparken keyif almıştım. Dünyası da hoşuma gitmişti. Umarım sizler de beğenirsiniz izlemeyenler için diyorum. Zaten bilenler, oynayanlar bunları çoktan görmüştür. Evdeyiz. Leo Triss'i getirdi herhalde. Your time near its end, witches. Enjoy things while you can. Sona yaklaştık büyücüler falan gibi bir şeyler dedi. O aşağılarda bir yerde biri vardı. Kötülerden biri herhalde. You missed the parry. I keep repeating this. Pirouette always followed by a back cross parry. Always. Barely 2 days have passed since they found you. Mm-hmm. I owe my recovery to you. Thank you, Triss. Remember anything? Herhangi bir şey hatırlıyor musun falan dedi. Bu arada bu da Triss. Look below. I know the moves. Pirouette. Explain it, but I feel a bond when we speak. I know you are important. Geralt, we... I need to think. Time flows slowly at Kaer Morhen. Düşünmeye ihtiyacım var dedi. Öncesinde de açıklayamıyorum şimdi falan dedi herhalde. It worked. Not bad. Neyse bakalım. Take a rest. What do you think, Geralt? Fena değil, dinlen falan dedi onlara. Ne düşünüyorsun mu dedi. Kaçırdım, hızlı geçti. Wait for the rest. He's alone. The professor promised 50 orans for every freak we kill. He's mine. Profesör her öldürdüğünüz kişi için 50 oran verecek diyor. Bu oyundaki para miliminde oran diye geçiyor. Evet, şu an kaleye bir saldırı var. I'm shutting the gate. Geralt, grab a sword off the training forms. Evet, ilk düşmanlarımız geldi. Bir de orada saplanmış kılıcı görüyoruz. Haydi bakalım. Evet, şu anda bize ne diyor bakalım? Evet, gidip kılıcı oradan alabileceğimi söylüyor. Tamam. Geçelim, nerede kılıç şuradaydı. Haydi alalım. Tamam. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim, hiç bilmeyenler için dövüş tarzı diğer oyunlara karşılaştırırsanız kıyasla biraz daha farklı. Burada combo yapmak önem veriliyor bu oyunda. Bu kılıç işaretini düşmanın üzerine getirdiğinizde şurada resimde gördüğünüz gibi basıyorsunuz, tıklıyorsunuz ve saldırıya başlıyor.
Ve saldırının belli aşamasında bu kılıç işareti düşman üzerinde durmaya devam ediyoruz sanırım. Alevleniyor. Ve alev daha sonra sapsarı hale de geliyor. Oralarda yakalayıp daha güçlü saldırıya devam etmeyi sağlıyorsunuz. Ancak tabi kullanım modları var. İşte güçlü saldırı, işte biraz daha böyle şey hızlı saldırı, bir de böyle grup saldırısı var. Bunları seçerek farklı tarzda dövüşler yapabiliyorsunuz. Bunu da işte oynadıkça göreceksiniz. Şimdi bakın mesela bir düşman yanına gidelim şöyle. Gel bakalım. Seçiyoruz şöyle. Bakın şimdi sarardı. Zaten zamanla fark edeceksiniz. O zaman daha güçlü olmaya başlıyoruz. Tabii bir de karakteri geliştireceğiz zamanla. Seçimlerle yapıyorsunuz. Ben de şuna yardım edeyim. Alışmak gerekiyor. Hata yaparsanız biraz hani bu combo başa dönüyor. Şöyle sıyrılma olayları da var. Şöyle yana yapıyorsunuz veya işte dönüyor falan bir şeyler yapıyor, atlıyor. Bu tarz şeyler var. Bunlar işi bitirmek üzere zaten ben size gösterirken ve bitti. Biraz karmaşa oldu orada ama. Nasıl hissediyorsun dedi. İyi. Anyone know who the intruders are? Ordinary bandits would never attack Kaer Morhen. That we know, Marigold. You can try some of your famous magic. In due time, Lambert. Enough. We need to check the other possible passages to the upper courtyard. Evet, kontrol etmeliyiz diyor yukarıları diyor. Mümkün olan her türlü girişi kontrol etmeliyiz diyor. Çünkü yani sonuçta buradan geldilerse başka taraftan da girmiş ya da giriyor olabilirler diye. Şimdi normal işte bu modu kullanırken hareketin dışında shift'e basarsam beni serbest bırakıyormuş imlecimi. Yani şu şekilde shift'e basılı olunca imleci kullanabiliyoruz. Tamam. Şimdi bir karakterimizle başladık olaya. Burayı büyüyle açtı sanırım. Etrafa da bakayım da şurada. Etrafta bir şeyler varsa toplamayı seviyorum. O yüzden bakıyorum. Herhangi bir şey var mı diye alınacak. Varsa alalım gidelim. Şöyle geçeyim ben. Evet, yeni bölgeye girdik. Bastion. Neo önden koşuyor. Diğerleri geliyor peşimizden. Bu arada bir video giriyor sanırım. Yok, donmuş, tamam. Güzeldi, güzel. Umarım sizi çok rahatsız etmiyordur. Bunun için kusura bakmayın. Lambert da burada. Leo da burada. Haydi bakalım. What's happening? Neler oluyor? Evet, girişi kırmaya çalışıyorlar dedi. Hey, bu da ne falan oldu böyle? Frightener diyor. Bir çeşit şey gibi ya. Peygamber devesinin farklı böyle büyük bir şey yapmışlar herhalde. Ya da büyütmüşler mi? Bir şeyler yapmışlar. Bakın bir büyücü onu kontrol ediyor. Demek ki biz bir büyücüyü halledersek bunun etkisi pek kalmayacak gibi bir mantık yürütüyorum. Geliyorlar, hazırlanın, haydi bakalım. There's more. They're entering the upper courtyard. The one in glasses is the professor, murder for hire. I sense magic. There's a sorcerer among them. Büyücü olduğundan falan bahsetti sanırım. Bunlar profesör mü varmış? Ona mı gidiyorlar? Bir şey yapıyorlar herhalde. Arkalarından kapıyı da kapadılar geçmeyelim diye. The professor is wanted in Redania, Temeria and Kedwin. A real maggot. I don't recognize the sorcerer. O profesör kimse onu arıyorlarmış herhalde birçok yerde. I'll try. They're coming. Geliyorlar. Bu şey yaratığın tehlikeli olduğundan bahsetti. Eskel ve Lambert diyor siz diyor bu yaratığı halledin. Gerald da diyor yani biz ismimiz bilmeyenlere söyleyelim. Gerald kendisi Rivia'lı ona da yukarı git falan dedi. Duvarları takip et. Kulenin oraya yukarıya çıkmamızı istiyor herhalde.
Yalnız mı? Sadece haydutlar diyor. Git diyor, geçidi aç diyor, iyi şanslar kurt dedi. Bizim lakabımız da kurt oluyormuş demek ki. Şimdi buradan mini haritayı kullanarak takip edebilirsin görevini diyor. Bak şurada mesela bakın sağ üstte bir kırmızı ok var, bunu takip ederek yolumuzu görebileceğiz. Görevi işaretleyebiliyoruz. Evet, burada bazı haydutlar var. Gel bakalım. Evet, şurada yine size dediğim olayı söylüyor. Şöyle bir alev aldığı zaman komboyu başlatıyorsunuz. O önemli. Doğru zamanda yapabilirsek etkisi iyi oluyor. Ve bir an önce halledebiliyorsunuz. Ve düşmanınız diyor sersemlediğinde diyor, yani direkt ölmeyip de sersemlerse tek bir tıkla işini bitiriyorsunuz. Şöyle kaldığında tıklıyorum ve işini bitir diyorsunuz. Ve böylelikle de işini bitiriyorsunuz. Şimdi burada var mı düşman? O aşağıda. Trist şuradan yukarıdan büyüyle müdahale ediyor. Onlara yardımcı oluyor. Onlar orada. Biz de yukarı geçide doğru gidiyoruz bakalım. Gelin bakalım. Bu sefer kaçırdım. İşte burada dikkat etmek gerekiyor. Doğru zamanda yaparsa. Bu arada canını ayağının altındaki izden takip edebilirsiniz. Şöyle kaçış için farklı şeyler de var. Burada yapamadım pek ama şuradayım diye herhalde. Devam. Evet, bu sefer tutturduk. Bakın sersemlettik. Ve işini de bitiyor. Salamandra haydutuymuş kendisi. Bunlardan bir şeyler çıkabilir belki ama şu an çıkmıyor. Normalde çıkabilir. Burada kimse var mı şu tarafta? Şurada var. Şurada yok kimse. Şuradan devam. Gel bakalım. Evet, yine sersemlettik ve yine aynı şekilde bitiriyor. Farklı şekillerde de yapabiliyor. Ama bu sefer her seferinde aynısını yaptı. Oh, direkt aldı. Gel bakalım. Bu sefer direkt işini bitirdi. Gel bakalım. Evet, yine sersemletti. Ama bu sefer bakın farklı bir şekilde aldı. Bu şekilde burası da temiz. Burada da başka bir şey görünmüyor. Yukarı devam. Evet, burada var. Evet, bakın bu seferki dövüş düşman biraz farklı. Bu hızlı bir düşman olduğu için hızlı savaşmak gerekiyor. Şimdi modları soldan seçiyoruz. Bakın şuradaki kurt işaretleri. Kılıcın sağındaki üstteki kurt normal güçlü saldırıyı, bir altındaki hızlı saldırıyı temsil ediyor. Onu da hemen şöyle geçirelim. Evet, bunun da işini bitirdik. Şuradan hızlıca Q'ya basarak tık tık hepsinin modunda geçiyoruz. Buradan da devam. Evet, bir diğer düşman buradan tekrar güçlüye geçmemizi istiyor. Çünkü diğer düşman da artık bu dövüş tarafta yine güçlü. O yüzden hemen bu şekilde. Tamam, bunu şimdi direkt bitirdik. Devam edelim. Geçide doğru gidiyoruz bakalım. Evet, şimdi de boşluk tuşuna basarsak bir şeye aktif ettiğin pause modunu, yani oyunu durdurabiliyorsunuz bu şekilde. İşiniz varsa hallediyorsunuz. Bu özelliğin güzel yanı işte bu. Sürekli bir hani kenara çekeyim ya da ana menüye döneyim, escape'e basayım, bir şeyler yapayım, menü açayım gerek yok. Şöyle direkt basıyorsunuz. Duruyor, bu güzel. Şimdi tekrar hızlı moda geçelim. Çünkü bu adamdan geldi yine hızlı takılan. Tamam, bunun işi de bitti. Yine tekrar normal geliyor. Bu arada okçular bana ok atıyor herhalde aşağıda. Evet.
Çünkü az önce biraz canımız gitti gibi fark ettim. Tamam, bunun işi de bitti. Hemen şunlara doğru gidelim. Burada bir şey var mı? Yok. Burada okçular var. Through here. Follow me. Back to Savola. Evet, biz devam ediyoruz yolumuza. Şimdi burada var mı düşman bakayım? Evet, varmış. Gel. Zaten şu an oyun ekranında solda bir kırmızılık görüyoruz. O varsa etrafta düşman var demek. Oradan fark etmesek bile olduğunu anlıyoruz. Yakında düşman olduğunu. Bu da temiz. Şunlar aşağıda. Sanırım. Yok, buradaymış. Şimdi tekrar modumuzu değiştirelim, hızlı mod. Önce şunu bir alalım, sonra diğerlerine gidelim. Hem okçu var orada. Büyük o ihtimal ona da böyle hızlıyla gireceğiz. Gel bakalım. Şuna güçlüyle. Hızlıya döndüm tekrar. Başka bir okçu daha mı var? Bir yerden daha saldırı yiyorum sanki. Bunun işi de bitti de bir okçu daha mı var? Bu arada işte böyle mavi yazılı şeyleri direkt bir şey varsa bakabiliyorsunuz. Zil çalabiliyoruz orada. Şurada büyük kazanlar var. Bununla yağ döküyorlar herhalde savaşta. Buraya giriliyor mu? Yok, burası sadece böyleymiş. Evet, bakın bunlardan bir şeyler düşmüş şurada. Hemen direkt bakalım. Burada üstünde yazıyor Remains diye. Ne çıkmış? Mesela bundan Kadvinyan Stout diye bir şey. Kadvinyan'ın bir alkollü etkisi, zayıf bir alkol etkisi varmış. Şunları bir alalım. Satılabiliyorsa satarız bazı şeyleri. Burada bir fıçı var, hemen bakalım. Çakmak taşı var, bir tavuk budu çıktı. Bir de saltpeter diyor. Bir çeşit toz. Bombalar, kaliteli bomba yapımında kullanılıyormuş herhalde. Alalım. Envanterimiz dolduğunda ya da dolmaya yakın neyi alırız, neyi tutarız karar veririz. Aşağıda haydutlar. Okçu şurada. Bu tarafta başka bir şey görünürde yok. Şuralarda var mı? Neden bir bakayım. Buralarda bir şey göremedim. Devam edelim. Gelmiş bile. Sen okçuydun değil mi? Gel. Yap atışını. Gel. Tamam, bunun da işi bitti. Var mı başka? Evet. Gidelim hemen güçlü modda şöyle. Güzel. Burayı temizleyelim şimdi. Şu bir kere zaten şey. Biz önce şunları bir halledelim. Şu an açık değil ama işte grup saldırısı açıldığı zaman bu kadar kişiyle savaşırken grubu açabiliriz. Şunu da alalım bir. Sonra ötekine geçeyim. Canımıza en üstten bakıyorum. Dolu. Sorun yok. Zaten oyunun başında bizi çok zorlayacağını sanmıyorum. Hemen modumuzu değiştirelim. Gel. Tamam, bu da bitti. Şimdi geçidi açmamızı istiyor. Objeleri kullanmak. Sol tıkla diyor ve şeyi aç diyor. Tamam, anladım. Onları açacağız.
Tamam, şunu açalım. Geçidi açlıyor da başka bir şey var mı? Bunlardan bir şey düştü mü? Bir bakayım da öyle açayım. Şimdi bu tarz oyunlarda böyle gizli şeyler olabiliyor. Bu arada arka tarafta birileri var ama o taraflar buradan geçilmiyor. Aç bakalım. Evet, şimdi yaratıkla karşılaşma vakti. Ya Tris büyü yaptı, kapıyı kapadı. Hatta kapamak değil, yığdı bütün her şeyi. Parçaladı, bir şeyler yaptı. Damn it, Geralt. It's a miracle you're alive. You could have told me about the stairs. Lambert and Eskel were supposed to fix them yesterday. Merdivenler üstünde neler olduğunu bir anlat dedi de Eskel'le bir şey dedi, düzeltmeye mi çalışmışlar, bir şeyler olmuş. Gerçeklerle yüzleş büyücü, bir şey dedi, hızlı geçiyor işte, yetişemiyorum. I mean the laboratory and you know it. Someone wants your famed mutagens. You're jumping to conclusions. Truth may be right. We need to find out what they want. One thing at a time. We shouldn't turn our backs on a strong mage leading a frightener. And you can't let the bandits in the lab. Right as usual, Triss. Geralt, you've dealt with mages. Find out what this one wants. Leo will guide you. Just reconnaissance, or? No one will be sorry if some of them lose their heads. You'll manage, Wolf. Just remember, Leo's with you. I can handle this. We'll see what's happening inside and be back. Leo bizimle berabermiş. Drink the thunderbolt now and keep swallow for when you need it. Thunderbolt diyor, yıldırım çarpar diye bir şey verecekmiş bize. Onu içmemizi istiyor. Triss, stay with us in case Savola has any new ideas. Tamam. Evet, şimdi bize de onu diyor. Envantere tıklayabilirsin. Şurada sembolü ya da işleneğe basarak açabilirsin diyor. Orada yıldırım çarpar iksiri varmış. Onu içmemizi istiyor. Tamam. Şöyle oyunu durduralım. Direkt böyle durdurup yapmak daha rahat oluyor. Hem etrafı düşünmenize gerek olmuyor. Şuradan envanter. Bakalım nerede o yıldırım çarpar. Bu arada hepsini düzenlemek için şunlara bastığınızda ne varsa bir düzenliyor kendisi. Bakayım şu. Bu Swallow dediği, bu neymiş? Canımızı yenilemesini arttırıyormuş. İşte buymuş yıldırım çarpar. Bu ne işe yarıyormuş? Hasarımızı arttırıyormuş düşmanlar üzerinde. Ama diyor sıyrılmak ve engellemek imkansızlaşıyormuş sanırım. Olsun, bunu iç dedi, içelim. Tıkladım, şimdi devam ettirelim. Güzel. Şimdi diyor imlecini diyor üzerine getirirsen diyor etkinin üzerine yerleştiği yere, o zaman ne oldu hakkında daha fazla bilgi alabilirsin diyor. Tamam diyelim. Şurada bir durdur, bir bak bakayım. Yıldırım çarparın etkisini diyor ki verdiğin hasar %100 artar diyor. Demek ki iki katı vuracağız. Yalnız bu sıyrılma ve engellemenin etkisini %50 düşürüyormuş. Yani %100 %70, hala yapılma ihtimali var. İyi. Biz hemen çıkalım şuradan. Şimdi ok bize yukarıya gitmemizi söylüyor. Bu arada burada öldürdüğümüz karakterde bir şey varmış, alınmamış. Onu da alalım. Bakın kemikleri kalmış. Bunları da alınca yok oluyor zaten de, bir süre sonra gidiyordur herhalde. Börtlenler varmış. Alalım, lazım olabilir. Burada başka almadığım bir şey var mı? Bir bakayım da. İyi, hadi gidelim. Buraya gelmemizi istiyor. Geldik. Evet. Hani direkt girmemizi istiyor. Tamam. Gidelim. Evet. Haydi. Düşman saldırısına uğradık. Bu arada ilk bölümümüz bir parça uzun olabilir ama bundan sonraki bölümleri yine mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Kısa seviyorsunuz sanırım. Ama uzun sevenler, yani uzun derken de kastım şu, bir saatlik videolar yaparsak güzel olabilir diye düşünüyorum ama 15-20 dakika iyidir diyorsanız o şekilde tutmaya da çalışırız. Ama tabi bu videolar uzun sürdüğü için, ara videolar oyundaki, süremizi uzatabiliyor. Yeah, we were fencing on the floor pegs when that strange storm came. Lambert looked away. I did a pirouette, hit him right in the gut. He didn't fall, and
Then he beat me. You'll make a good swordsman yet. I know. Bir kişiden bahsediyor. O beni yendi diyor. Sen de iyi bir savaşçı değil misin falan gibi bir şeyler dedik. Tamam, şimdi girdiğimiz yeri bir hemen etrafa bakalım. Ben yine etraf kurcalamayı seviyorum. Çünkü sürpriz bir şeyler olabilir. Oyunda gizemli şeyler var mı? Gizli koridorlar, yerler var mı hiç bilmiyorum. Bu arada şunları da söylemedim size. Onları da söyleyeyim. Şimdi şu an bu mod nasıl değişiyor, nereden değişiyor bilmiyorum ama burada bir mod var. Şu an etrafımda yaratık olunca bu bir sarsılıyor, titreşiyor. Madalyonumuz bu bizim kurt şeklinde. Bundan anlıyoruz. Buradan modu değiştirince farklı şeyler görüyoruz sanırım ama ne zaman nereden değiştirebildiğimi şu an bilmiyorum. Onu hatırlarsak bakacağız. Şu bizim zehirlenme sanırım. Bu dinlendiğimizde, yani meditasyon falan yaptığımızda geçiyor herhalde. Bu artar da maksimum 100 olursa bize ne etkisi var bilmiyorum. Şu bizim dayanıklılığımız. Yaptığımız şeyler bir parça enerjimizden götürüyor. Örneğin büyüyü kullandığımızda, yani mana gibi düşünebilirsiniz. Şu da bizim canımız zaten. Şu an 250. Bir bakayım. Şu bizim normal. Tamam. Bunlar normal. Buradan silah modlarımız falan filan var. Silah çeşidi artınca daha da artacak burası. Örneğin büyüyü alınca büyüğümüz olacak. Atıyorum balta olunca balta simgesi gelecek falan. Şuradan envantere girebiliyoruz. Envanteri bir göstermiştik size şöyle az önce. Şurada paramız var. Hiçbir oranımız yok. Sıfır. Şurada genel işte malzemelerimiz, şunlar bunlar. Şurada da üretebileceğimiz simya için malzemeler. İksir yapacaksak ne malzeme gerekiyorsa onlar burada oluyor. Şuradan atıyoruz. Şurada da üstümüzü donatıyoruz. Onun dışında şurada journal, yani günlüğümüz var. Burada çeşitli şeyler var. Örneğin bakın burada karakterler seçili. Buradan tek tek kim nedir bilgisini alıyorsunuz. Mesela Leo kimdir? Lambert kimdir? Vezemir, profesör. Şu aşağıda gördüğümüz adam profesörmüş ve de Esker. Zaten buradan da ünlem işareti var. Bakmadığımızı görüyoruz. Görevlerimiz. Şu an bir tane görev var. Şimdi bu görevlerin güzel yanı şu. Bunu seçtiğiniz zaman buradan da görevin içeriğini görüyorsunuz. Ondan sonra da şuradan bunu takip et diye tıkladığınızda haritada şu sağ üstteki kısımda okla takip edebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel oluyor. Görmediğimiz bir şey kalmasın diye şöyle hızlıca geçiyorum. Kayır Morhan şu an yerlerle ilgili günlükteki noktalar. Şu an sadece Kayır Morhan'da bulunduğumuz için bunu görüyoruz. Canavarlardan şu an herhangi bir şey günlüğümüze eklenmemiş. Formüller. Şimdi bu yıldırım çarparın formülü neymiş? Buradan bakıyorsunuz. Mesela bu bir vitriol, bir rebis, bir de hidraginum bulacağız. İki tane de vermilon bulursak bundan kendimize bir tane daha yapabiliriz. Burada etkileri, hazırlanması, işte onun dışında zehirleyişi falan herhalde gösteriyor. Bir de swell of can arttıran gibi buradan detayını görüyorsunuz. Mesela bu da canımızı arttırıyordu. Buna ne lazımmış? Buradan bakıyorsunuz. Malzemeleri toplayıp yapıyorsunuz. Şurada harita varmış. Açalım. Haritayı da buradan takip ediyoruz. Şuradayız. Buralarda ne olduğunu gösteriyor. Şurada laboratuvar girişi. Şurada yukarıya merdivenler. Mutfak. Şurası da genel salon gibi bir yer. Dünya haritasına geçtiğimde de biz hangi noktasındayız acaba şu an? Şurayı gösteriyor. Kuzey Krallık diyor. Eğer haritayı komple verecekse bayağı büyük olur. Çünkü şu an sadece şu kadarcık yeri gösteriyor. Şurada da küçücük bir alan gösteriyor ama bilmiyorum artık. Göreceğiz. Şu şeye geri dönelim. Bir orada bakmadığımız ne kaldı? Malzemeler. Bunlar işte şeyler için. Az önce söylemiştik. Simyada iksir üretirken gereken malzemeler. Mesela vitriol nedir diye bakıyorsunuz. Şeklini gösteriyor. İçeriğinden bahsediyor. Vermilon. Özel malzemeler. Rebis. Quebrit. Hidraginum ve eter. Bu herhalde bayıltandan mı acaba? Eter dediği. Bir de glossary dedi. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama burada büyücüler diyor. Herhalde sınıfları mı tanıtıyor? Bir de eğitim kısmı var. Buradan tek tek bakarak öğrenebiliyorsunuz. Neyse bunları ben sonra tıklarım. Şu ünlemler gitsin diye tıklayacağım ki çünkü hatta şimdi söylerken de yapalım. Yeni bir şey eklendiğinde hemen ne olduğunu fark edip bakabilelim diye. Bilmediğimiz bir şey geldiğinde. Şurada da sistem, yani ayarlar kısmı. Tamam. Devam et. Tamam, şu tarafa gideceğiz. Bu tarafa baktık o zaman. Evet, şimdi ne diyor? Yine savaş modu.
Gel bakalım, düşman var. Gelin. Şimdi ben şey diyeyim, güçlü moda almayı unuttum. Bunlar güçlü saldırıyordu, o yüzden vuramıyordum. Gelin bakalım. Aslında burada benim şu grup özelliğim açılsa grupla saldırmak isterdim. Çünkü çok fazlalar. Gel. Tamam, bu da temiz. Başka var mı? Gel sen de gel. Tamam, bu da temiz. Şöyle bakayım, bir şey düşürdünüz mü siz? Şöyle koyalım kılıcımızı. Buralarda temiz. Dio gitti ama ben etrafa bakmadan gelmeyeceğim. Bir şeyler varsa kaçırmak istemiyorum. Böyle toplamayı seviyorum. Yeni yeni şeyler buluyorsunuz. Daha iyi oluyorsunuz. Evet, şimdi. Evet, açtı artık grup modunu. Onu da göstereceğim birazdan. Üçüncü bir tane alta yerleşiyor. Kurt simgesi. Onu kullanıyoruz. Grupla savaşırken. Mesela şimdi çıkacak herhalde düşman. Evet, geliyorlar. Gelin bakalım. Şimdi şuradan modumu değiştirdim. Şu an gruptayım. Etraftaki herkese vuruyorum sanırım böyleyken. O yüzden daha rahat. Gelin bakalım. Bakın bunlar zaten bitmiş bile. Arkama bakmaya bile gerek kalmadı. Evet, burası bitti bile. Bakın grupta böyle artist sallanıyor falan. Şunları koy geri. Bunlardan bakın bir şeyler çıktı. Toplayalım. Sonra karar veririz ne lazım diye. İki oranımız oldu. Güzel. Bunlar sonradan lazım olacaktır. İki de buradan geldi. Sen... Evet, iki de burada. Hatta bundan tavuk bacağı da var. But. İki de buradan. Güzel. Burada başka unuttuğum bir şey var mı? Şöyle yazıyla anlamamız güzel. Tek tek üstüne gitmeme gerek yok. Şurada bir fıçı var. İyi, bundan da içecek çıktı. Mutfak. Mutfak kilitli. Evet, burada şimdi, evet, araya video girdi. Evet, merdivenler laboratuvara gidiyormuş, beni takip et diyor. Tamam, gidelim. Büyücülerin laboratuvarı. Oyunun adı büyücü olduğu için zaten büyü üzerine dönüyor demek ki pek çok şey. Evet, bu arada onlar buraya gelmiş herhalde. Biz de geldik şu an. Onlar bizim artık bu büyücü iyi mi kötü mü şey bilmiyorum profesörü. Bu kötü herhalde de öteki profesör iyi mi acaba? The aforementioned considered dead I might add is a known killer. I'll gladly challenge him. Leo stand back. Leo sen geri dur. Gel bakalım profesör. I wield the power of the circle of elements. They are no threat. Ya o profesör iyi mi kötü mü ben onu anlamadım. Evet, işe dönelim dedi. 15 dakika sonra ışınlanacağız diyor sanırım. Ve bizi engellemek için de araya bariyer kurdular büyüyle. Evet. The magic barrier looks solid. We need Triss. Çıkış bloklu diyor. Burada da bariyer var. Triss lazım dedi herhalde. Orada çünkü o büyücü. Burada bir işaret varmış, ismi Art. Bu hani bizim büyülerimizden biri. Hatırlamıyorum diyor işaretlere. Burada bir element alanı varmış, bir daire. Oraya gidip bu büyüyü öğreneceğiz. Oyundaki ilk büyümüz de bu olacak. Ha, bu arada etrafa bakalım. Evet, burada bir kutu var. Ne var? 3 tane çakmak taşı. Sıradan nesne diyor. Ateş falan yakmaya yarıyormuş. Ben bunları alayım da. Normal dünyaya geçtiğimizde yerlerde böyle kamp ateşi oluyor. Bununla yakıyoruz herhalde. Gezerken görüyorum. Evet, burası. Evet, buna tıklayarak ondan öğrenebilirsin büyüyü diyor. Ne diyor bakayım? Fısıldayan taş. Böyle bir dairesel bir alanmış ama önce şurada bir şey var. Kutu, ona bakalım.
Redstone, bu neydi? Düz kesme taş gibi bir şeydi herhalde de tam hatırlamıyorum detayını. Başka var mı kutu? Şuradan in, bir inemedim. Bak takıldı oraya. Öğren bakalım. Evet, bu arada görevimiz de yenilendi. Başardın mı? Başarılı oldu mu? Bir dakikaya görürüz gibi bir şey. Evet, sen geri dön. O şeyle, yaratıkla savaş gibi bir şey dedi herhalde. Biz de kendi yolumuza gideceğiz sanırım. Şu an öğrendik. Sol altta göreceksiniz. Hatta şöyle göstereyim. Evet, burada. Direkt 1'e basarak da yapabiliyormuşum sanırım. Ha, bunu seçeceğiz 1'e basıp sonra da kullanacağız herhalde. Evet, buradan, evet şunu açacağız. Şimdi burada kullanalım, 1'e bastım. Hadi bakın, seçti onu. Şu an sağ tıklıyorum. Evet, kayaları da yok ettik. Güzel, yolumuzu da açtık. Tamam, Leo'ya şimdi yaratığa doğru savaşmaya gidiyor herhalde, ya da biz de onunla gideceğiz ama Leo'ya demiş olabilir doğrudan. What did you learn? Evet, ne öğrendim falan dedi. Haydutlar laboratuvarda bir şeyler arıyorlar. Orada büyülü bir bariyer yaptılar. Why didn't you mention the circle? Triss, child. It didn't seem important. If the mage aligned with the circle, he can create a stable portal through which he'll travel to anywhere on the continent, taking your equipment with him. All right, we made a mistake, but you said the mage was harmless. I said I didn't know him. I think we should protect the lab above all. Don't panic, Marigold. We know you'd like to see our witch's secrets. Vesemir, if that laboratuvarı korumalıyım gibi bir şeyler dedi herhalde. O da panik yapma falan dedi. Lambert, stop baiting Triss. Show her some respect. Triss, if we go to the lab, Lambert'a da şey dedi. Triss'i sürekli hani tahrik etmeye bırak falan gibi bir şeyler dedi herhalde. Evet, şimdi biz burayı işte korunmak için bu yaratığı öldürme ihtiyacımız var diyor. Bu da ben bariyeri kırabilirim dedi. Bu da burada kalacakmış, yaratıkla savaşacakmış. Evet, oyundaki ilk tercihimizi şimdi yapacağız. Bize de ne yapacaksın diyor. Laboratuvar önemli deyip Triss'le gitmeyi seçebiliyoruz. Ya da burada kalıp Vesemir'le beraber yaratık için, yaratıkla savaşabiliriz. Bence kızı yalnız bırakmayalım. Bunlar 2-3 adam zaten. Bunların gücü yeter herhalde. Biz de Triss'le beraber laboratuvara gidelim. Hem de kızı yalnız bırakmamış olalım. Çünkü sonuçta büyücüler birebir yakın dövüşe maruz kaldıklarında çok zayıf olabiliyorlar. O yüzden yakın dövüşte iyi olmayabilir. Evet, yaratığım dağıldı geldi. Quickly, defend the laboratory. Hadi çabuk, laboratuvarı savunmalıyız dedi. Biz bu taraftan seçtiğimiz için gidiyoruz. Onlar da onunla savaşmaya geçiyor. This could be a hard fight, Geralt. Take this potion. Evet, bu zor bir savaş dedi. Bu ikisini al dedi bize. Büyücüyle savaşırken işimize yararmış. Çok teşekkürler dedik. Büyücüyle savaş varmış. Şimdi bir durduralım. Bize ne verdiğini bir bakalım. Hangisini verdin? Şunu mu verdin? Dayanıklılığımızı arttırıyormuş ama başka bir şey mi verdi ya da hangisini verdi? Bir bakayım da. Bu değil. Bunlar normal. Bunlar hep bizim bulduğumuz şeyler. Farklı bir şey de görünmüyor. Herhalde bize bunu verdi. Manamızı arttırıyor. Herhalde şu büyüyü yaparsak daha sık yapmamızı sağlayacak.
Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm bu noktadan gidelim, büyücüyle savaşalım ve olayımıza devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.